Geçelim bir başka haberimize. Güzel bir yüreğin, güzel bir insanın hikayesi var sırada. İsveçli aktivist Benjamin Ladra, İsrail'in Filistin zulmüne sessiz kalmadı. Ta 4800 kilometre uzaktan Filistinli kadınlar, Filistinli yaşlılar, Filistinli çocuklar için bir şeyler yapmalıyım dedi ve yürümeye başladı. Nereden yürümeye başladı? İsveç'ten. İstikameti ise Filistin. Tabii duraklarından birisi de İstanbul'du. Sıcak Nokta ekibinden Merve Güneş de ona bir gün boyunca eşlik etti. Filistin toprakları yaklaşık 70 yıldır İsrail işgali altında. Tel Aviv yönetimi gerek askeri yöntemlerle gerekse yeni yerleşim birimleri inşa ederek işgali hem genişletiyor hem de kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in işgalin son bulmasına ilişkin adımları ise tavsiye niteliğinden öteye geçemiyor. Zira İsrail aleyhine hazırlanan her karar tasarısı yaptırım yetkisi olan Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanan batılı güçlerce engelleniyor. Ancak batılı hükümetlerin İsrail'e bakışıyla kamuoyunun bakışı birbirinden farklı. Batı kamuoyu Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan hak ihlalleri karşısında kendi hükümetleri gibi duyarsız değil. Filistin'in sesini kendi kamuoyuna duyurmak için hayatını feda edenler dahi var. Amerikalı Rachel Corrie 16 Mart 2003 günü Filistinli bir ailenin evini yıkmak için İsrail buldozerinin önüne geçmiş ancak aracın paletleri altında can vermişti. O günden bugüne pek çok batılı gönüllü gerek kitlesel gösterilerle gerekse bireysel olarak Filistin'de yaşananları dünyaya duyurmak için çabalıyor. Son örnek İsveçli Benjamin Ladra. Benjamin Ladra 25 yaşında İsveçli bir aktivist. Kendisi İsrail'in Filistin'de yaptığı işgali ve zulmü tüm dünya kamuoyuna duyurmak için 8 ay önce İsveç'ten yola çıktı. 8 aydır yolda olan Benjamin İstanbul'a ulaştı. Birkaç ay içinde ise Filistin'e ulaşmayı hedefliyor. İsveç, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve şimdi de Türkiye. Sıcak Nokta ekibi Filistin'in sesi olmaya çalışan Yahudi asıllı İsveçli gönüllüyle İstanbul'da buluştu ve Benjamin Ladra'nın bir gününe eşlik etti. Walking from Sweden to Palestine. İsveç'ten Filistin'e yürüyorum. Amacım İsrail ordusunun insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak. Filistin 70 yıldır işgal altında. 70 yıl önce büyük bir etnik gerginlik oldu. Ortada o zamandan bu yana süren bir işgal ve korkunç bir suç var. İsveç'ten İstanbul'a kadar kat ettiğim mesafe 3000 kilometre. 7-8 aydır yürüyorum. Filistin'e ulaşmak için 2-3 ay daha var. Toplam bir yılda bu yürüyüşü tamamlamayı düşünüyorum. 11 ülke gezen Ladra yola İsveç'in Göteborg şehrinden çıkmış. Üstelik sadece Kızılağaç'ta çalışarak biriktirdiği ve bateri gibi müzik aletlerini satarak toparladığı 1000 avroydu. Benjamin Ladra Türkiye'de yaklaşık 1200 kilometre yürüyecek. Bir günde kat ettiği mesafe ise 30 ile 50 kilometre arasında değişiyor. Uğradığı her durakta Filistin'i anlatan İsveçli gönüllü İstanbullulardan büyük ilgi gördü. Kendisine çay ikram eden vatandaşlarla sohbet etti, amacını ve yolculuk boyunca yaşadıklarını paylaştı. Teşekkürler. Selam. Benjamin Ladra toplamda 5000 kilometre yol yürüyecek. Yanında ise sadece bir Filistin bayrağı, uyku tulumu ve fotoğraflarını paylaştığı akıllı bir telefonu var. Eşyalarını taşıdığı bebek arabasını 4 kez değiştirmiş. Bahar aylarını ise Türkiye'de misafir olduğu birinin hediye ettiği montla geçirmeye çalışacak. Yürüdüğüm 8 ayda çok fazla insanla tanıştım. Her yerden arkadaşım oldu. İnsanlarla tanıştıkça kendinizle ilgili, dünyayla ilgili, ülkelerle ilgili çok fazla şey öğreniyorsunuz. Bu benim için müthiş bir deneyim. Ağustos 2017'den beri yürüyüşe devam eden Benjamin Ladra başından geçenleri Walk to Palestine yani Filistin'e yürüyüş adlı bir sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
get a lot of feedback on social media. Sosyal medya üzerinden çok fazla geri dönüş aldım. Çok fazla pozitif ve çok fazla geri dönüş oldu. Ama ne olursa olsun bu dünyada hepimiz birlikteyiz. Biz bu dünyayı daha barışçıl ve huzurlu hale getirmek için uğraşıyoruz. Ladra, Türkiye'den sonra nasıl bir rota izleyeceğine henüz karar vermiş değil. Önünde iki seçenek var. Ya iç savaşın sürdüğü Suriye'den geçecek ya da Mısır'a gidip Sina Çölü'nü aşmaya çalışacak. İsrail üzerinden Filistin'e girip giremeyeceği ise halen meçhul.